Evet değerli izleyenler hoş geldiniz efendim canlı yayınımıza. Görüyorsunuz şu anda karede çok değerli bir konuğumuz var. Aslında biliyorsunuz her salı o Berete'nin daimi konuğu, daimi konuklarından biri. İyi ki de bizim aramızda dediğimiz sevgili arkadaşlarınız. Ancak tabii ki onun meslek alanı içerisinde onun görüşüne başvurduğunuz pek çok noktada ondan yani meslek alanımız içerisinde yardım alıyoruz çoğulca. Kendisine teşekkür ederim değerli görüşleri için. Bugün kendisini başka bir başlık altında burada. Özellikle ben bu konuda kendisine rica ettim. O da sağ olsun kırmadılar bizi ve geldiler. Ben kendim bu düşünce kuruluşuyla ilgili kurmuş oldukları yeni çalışmayla ilgili kendilerinin bilgi almak için böyle bir günü ayarladık. Sağ olsun o da geldi. Tabii ki hem yapmakla oldukları çalışmanın amacını ve tabii ki güncel konularla ilgili de onu bulmuşken sormamak olmaz. Elbette kamera gerisinden önce epey konuştuk ancak burada da konuşabildiğimiz kadar konuşacağız. Siyasal iletişim uzmanı Özdemir Tükel canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Levent. Seninle olmayı özlemişiz. Aynen bir mukabele. Yani özel hayatta değil ekranlarda. Kesinlikle. Bundan sonrası için belki daha sık. Tabii ki salı günleri sabahları izliyoruz seni, görüyoruz. O haftanın ya da o güne dair sıkışan gündem içerisinde çekip alınan noktalar içerisindeki notlarını zaman zaman izliyoruz. Bu SİTA bizim ülkemizde yani bu tarz bu think tank kuruluşları ülkemizde daha nedir, ne oluyor? Belki biraz daha anlam planı döneminden sonra yani bu dış dünyaya açılma noktasında daha çok alışık geldiğimiz işte Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa'da, Brüksel'de, New York'ta orada bulan ve bizde de yavaş yavaş böyle potansiyele sahip insanların bu tarz noktaları realize etmesini olumlu bulduğumu söylemek isterim. Ve senin bakış açından ya da diğer dostların bakış açısıyla önce öğrenmeye çalışalım. Nedir SİTA, amacı nedir? Ana hatlarıyla bir soralım. Evet, bugün enteresan bir program olacak tabii. Öncelikle biz şeye alışkınız. Yani mevcut gelişen, başkaları tarafından ortaya konan olayları değerlendirmeye programlanmışız. Ama bugün kendimizle alakalı yaşanan bir değişimi, bir gelişimi evet. Ortaya koyduğumuz bazı çalışmaları anlatmak durumundayız. SİTA, bu aralar sıklıkça duyuyor aslında halkımız SİTA ismini. SİTA'nın açılımı şu, Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi ki vakıflaşma çalışmalarına da başlamış durumda şu anda. Çok yakın bir gelecekte, kısa adı değişmeyecek şekilde SİTA olarak, yani Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı olarak çalışmalarına devam edecek bir think tank kuruluşu, bir düşünce kuruluşudur. Evet. Bu kuruluş nereden çıktı diye soracak olursanız, biz genel anlamda dost sohbetlerinde, muhabbetlerimizde ülkenin temel sorunlarına ilişkin pek çok yorum yapıyoruz arkadaşlarımızla birbirimize. Ve bu sorunlardan nasıl kurtulabileceğimizi, zira hepimizin hayatlarını etkileyen konular bunlar. Bu konularda nasıl çözüm önerileri ortaya koyabileceğimizi, nasıl bu sıkıntılardan kurtulabileceğimizi sürekli bir şekilde kendi aramızda yapmış olduğumuz konuşmalardan ve yayınlamış olduğumuz özel sosyal medya hesaplarından topluma duyuruyoruz veya toplumla, sevdiklerimizle, bizi dikkate alanlarla bir şekilde paylaşıyoruz. Uzunca bir müddettir bunu daha kurumsal bir anlamda, bir ortak çatı altında yapmayı planlıyorduk. Aslında projenin ilk hayalini kurduğumuz dönem bizim 2019 yılıydı. Evet. Ne var ki daha sonra gelişen süreçler, pandemi krizinin ortaya çıkması, oradan sonra yaşadıklarımız bir şekilde bunu, bu projeyi erteleye en nihayetinde 20 Mayıs'a kadar geldik. Dolayısıyla 21 Mayıs'a kadar geldik. Dolayısıyla 21 Mayıs'ta bu ortaya koymuş olduğumuz fikri, düşünceyi arkadaşlarımızla değerlendirdik. Hı. Ve SİTA isminde bir düşünce kuruluşu kurduk. Düşünce kuruluşları biliyorsun, bazen spesifik herhangi bir konuyla alakalı çalışma yürütmek için de kurulabilirler. Bazen çok daha geniş kapsamlı, toplumu ilgilendiren pek çok sorunla alakalı da araştırmalar yaparak bu sorunların çözümüne katkı sağlama yolunu deneyebilirler. Evet. Biz daha geniş kapsamlı olan, yani herhangi bir alana, spesifik herhangi bir alana bağlı kalmadan dış politika, iç politika, Kıbrıs sorunu, çevre,
ulaştırma, karayolları, aklınıza gelebilecek ülkeyi, sağlık, aklınıza gelebilecek her türlü yaşamış olduğunuz gündelik hayattaki sıkıntıyı, evet, yani bugünlerimizi ilgilendiren, elbette gelecekle ilgili sorunlara da ışık tutan ama veya gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara ışık tutan ama esasen bugünümüzü ilgilendiren ve ülkede artık insanlarımızın bir şekilde kanıksadığı, sanki bunlar çözülmeden biz yaşamak zorundaymış gibi hissettiği konuları ele alarak bu sorunlarla alakalı yapılmış çalışmalara katkı sağlamayı amaçlıyor. SİTA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tek başına kurtarma gibi bir niyeti ve amacı yoktur. Bunun olamayacağının da çok farkındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve bu halkı bu sorunlardan kurtaracak şey ortak akıldır. Bir kişinin elinde değildir bu inisiyatif. Olmamıştır hiçbir zaman. Dolayısıyla biz yapılan bütün çalışmalarda, milyonlarca çalışma arasında bir tane ortaya koymuş olduğumuz fikrimizle bu ülkenin bir tane sorununa çözüm üretebiliyorsak bu bizim için başarıdır. Ve neden kurulduğumuz için yeterli bir donedir. Biz çalışmalarımıza bu bağlamda önce 20 arkadaşımızla başladık. Dünyadaki düşünce kuruluşlarından farklı olarak nevi şahsına münhasır Kıbrıs'a özel bir yapılanma modelini de seçtik. Çünkü biliyoruz biz halkımızı, biz toplumumuzu biliyoruz. İnsanlar katılmak istedikleri, uygun gördükleri yerlere katılmak da isterler. Biz bunu kapalı bir ortamla, yani 20 kişiyle kurduk, bunu 21 kişi yapmayız noktasından hareket etmeyerek bu düşünce kuruluşunu topluma da açtık. Herhangi bir sorunla alakalı bilgi sahibi olan, hayat başarısı olan, bu konularla ilgili düşünce sahibi olan, gerek akademik, gerekse alaylı olarak, gerekse sorunun paydaşı olarak, içinde bulundukları bütün ortamlardaki sorunlara dair düşünce sahibi olan insanlara kapılarımızı açtık. Ve 20 kişi olarak aslında başlamış olduğumuz grup bir şekilde artan taleplerle, belki de bugün tam sayıdan emin değilim ama 50'ye yakın yolculuğuna devam ediyor. Görünen olur ki bir 100'e kadar da devam edeceğiz. Hangi konularda ve ne şekilde çalışacak SİTA? SİTA'nın alt grupları var. SİTA öncelikle konuları tamamen kategorize eden bir mantıkla hareket etmiyor. Çünkü SİTA biliyor ki bugün içinde bulunduğumuz pek çok sorun multidisipliner bir yaklaşımla, bir anlayışla çözülebilir. Yani örneğin Doğu Akdeniz'de denizlerimizle alakalı bir sorunu incelerken bunun güvenlik boyutunu, bunun dış politika boyutunu, bunun hukuk boyutunu, bunun sosyal boyutlarını ve bunun siyaset boyutunu topyekün ele almak lazım. Dolayısıyla kategorik bir ayrışımdan uzak durarak multidisipliner anlayışlarla kendi listelerimizde bulunan SİTA gönüllülerinin içerisindeki mesleklere bakıyoruz. Ve diyoruz ki evet, burada böyle bir sorun var ve bu sorun şu meslek kollarını ilgilendiriyor. Şu meslek kolları bir araya gelip bir çalışma grubu oluştursun. Ortaya koydukları çalışmayı raporlaştırsın. Akademik kurulumuz konuyu incelesin. Biz de bunun kamuoyuyla paylaşımını yapalım. Kamuoyuyla paylaşmak ne demek? Aynı zamanda karar vericilerle de bunu paylaşmak demek. Evet. Yani SİTA'nın demek ki bir görevlerinden bir tanesi de kamuoyunda oluşan sorunları ve sıkıntıları çözüm önerisi formüller haline getirerek karar vericilere iletmek. Böyle de bir köprü görevi var SİTA'nın. En azından kendi ortaya koymuş olduğu neden kurulduk metninin içerisinde, evet, en temel unsurlardan bir tanesi de toplumumuzun sıkıntılarını, sorunlarını çözüm içeren formüllerle karar vericilerle buluşturmak. Bu konuda da arkadaşlarınız farklı farklı çalışma gruplarında farklı farklı çalışmalar yürütüyorlar. Evet. Farklı farklı alanlarda yürütüyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde sevgili arkadaşlarımız Spot'un düzenlemiş olduğu bir çevre etkinliği vardı. Kendileri bizden rica ettiler. Destekleyebilir misiniz bu konuyu diye. Evet. Bu konuyla ilgili çalışma grubumuz hemen çevre konusuyla alakalı bir rapor üretti. Onun başlığı kaplumbağalar değildi aslında, sahilde değildi ama kullanılan kimyasal ilaçlarla alakalı bir rapor ürettik.
bu raporu kamuoyuyla paylaştık. Aynı zamanda gidip orada çevresel nitelikte olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü içeren bir etkinliğin paydaş haline geldik. Orada arkadaşlarımıza destek verdik. Evet. Bizim bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün derneklerle ve bütün düşünce kuruluşlarıyla işbirliği yapmak gibi bir gayemiz var. Zira onlar aynı zamanda sorunlara çok paydaş oldukları için ve sorunları birebir yaşadıkları için sizden, bizden, herkesten çok daha fazla o sorunları biliyorlar. Bir bilene sormak lazım. Onlar neler yaşıyor? Sorunu yaşayanlarla paylaşmazsanız, o sorunu sahada cidden sıkıntı olarak görenlerle konuşmazsanız, ortaya rasyonel, yaşayabilir, sürdürülebilir bir çözüm önerisi de koyamazsınız. Evet. Dolayısıyla bizim SİTA olarak bütün sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapma noktasında kapılarımız sonuna kadar açıktır. İsteyen bizimle bağlantı kurabilir. Biz bağlantı kuracağımız zaman zaten kendilerini rahatsız ediyoruz. Bizatihi bizim talebimizle de bağlantı kurduğumuz sivil toplum kuruluşları var. Bizimle bağlantı kurmaya çalışan sivil toplum kuruluşları var. Hepsini bir şekilde harmanlayarak bu ülkede az önce de ifade etmiş olduğum gibi milyonda bir soruna çözüm üretecek ortaya bir fikir koymamız bile bizim için başarıdır. Teknik anlamda soruyorum, vakıflaşma ne demektir? Yani teknik anlamda yani şu anki durumdan vakıflığa geçmenin nedir? Bir zorunluluk mudur bu, nedir? Kurumsal anlamda daha bir adım mıdır? Vakıflaşma olunca teknik anlamda ne olacak, onu sormak istiyorum. Biz vakıflaşmayı tercih ettik. Biz dernekleşmeyi tercih etmiyoruz. Biz vakıflaşmayı tercih ediyoruz. Vakıflaşma neden bir miktarda vakıflaşma? Ortaya net bir proje koymak lazım. Ortaya net bir vizyonla koymak lazım. Yani şöyle biliyorsun, burası Kıbrıs. Herkes bir şekilde kurulan şeylerden, derneklerden, ortaya çıkan hareketlerden, kurulan sivil toplum kuruluşlarının altında her zaman siyasal bir proje arar. Ya biri kurduttu. Vakıf bu projenin önündeki en temel engeldir. Dolayısıyla vakıf kuracağız diyorsak vakıf kuracağız demektir. Yani SİTA bir partileşme hikayesi değildir. Siyasal herhangi bir şey yoktur. Elbette adında var siyaset. Siyasal ve toplumsal araştırmalar merkezidir bu. Elbette siyaset konuşacaktır. Elbette içerisindeki herkesin siyasal düşüncesi vardır. Elbette siyasal konulara yaklaşımları da vardır. Elbette içimizde farklı farklı düşünce gruplarından, farklı farklı cenahlardan gelen pek çok insan bulunduğu için belli konularla alakalı ayrık düşündüğümüz konular da vardır. Ama en nihayetinde bazı ortak temellerde anlaşmış durumdayız. O ortak temellerde herhangi bir sorun çıkmadığı sürece bizim için farklı fikirler bir çatışma alanı değildir, bir zenginliktir. Farklı perspektifler bizim için yadırganması gereken unsurlar değil, çok önemli zenginliklerdir. Bakış açılarımızı geliştirmek, bakış açılarımızı çeşitlendirmek, farklı farklı grupların, farklı farklı insanların sorunların çözümüne yönelik ortaya koymuş oldukları anlayışı bir şekilde sentezlerseniz, bütün ülkeyi memnun edebilecek çözüm önerilerini de üretebilirsiniz. Dolayısıyla biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Şimdi bizim gibi böyle reaksiyonel ve biraz da protest toplumlar içerisinde konuya hep bir ya ne iş yapar bu işte, ne yapacaksın işte, hiçbir şey yapmayacaksın ya da bir toptan bir nihilizm bir noktasında yani belli entelektüel dünya görüşüne sahip insanların bir araya gelmesi elbette anlamlıdır. Yani değer yargıları olarak, yani dış bakış değer yargıları olarak sen de biliyorsun ki özellikle bu ülkede siyasal iletişim anlamında bir isim olarak yani bazen ya kesin bunlar bir parti kuracak, kesin bunlar bir şey yapacak ya da kapattık önünü ya. Ya vakıflaşma ortaya vakıf kelimesi sihirli bir kelime. Evet. Yani hareket koyabilirdik adına. Dernek olabilirdik. Sivil toplum kuruluşu diyebilirdik. Ama en nihayetinde ne dedik? Vakıf. Vakıf dememizin en temel sebeplerinden bir tanesi budur. Farklı görüşe sahip insanların bir arada olması son zamanlara çok özlediğimiz, arzuladığımız... Çok keyifli ama. Evet. Çok keyifli. Son derece keyifli. Yani yıllardır kanıksadığınız, geleneksel anlamda düşündüğünüz pek çok fikrin bir miktarından aslında fedakarlık etmeniz gerektiğini... Evet. ...ve ortak bir yolun da bulunabileceğini, aslında yıllarca ayrık düşünüyorsunuz gibi gördüğünüz insanlarla
konuların %90'ında aslında ortak fikre sahip olduğunuzun ortaya çıkması kadar evet. keyif verici hiçbir şey olamaz. Sevgili Levent, bir gün önce, birkaç gün önce gerçekleştirdiğimiz programda da konusu açılmıştı. Grupların bazıları geçmişe dayalı, gruplardan bazıları geleceğe yönelik projeler üretiyor. Evet. Biz bugünümüzü kaybediyoruz. Bir grubun geçmişten kurtulması lazım. Tamamen geçmişin gerçekliğini yitirmeden. Bir grubun da geleceğe bakarken geçmişe de saygı göstermesi lazım. Ve bugünü bir şekilde kotarmamız lazım. Evet. Bizim bugün yaşadığımız sorunlar hep bir şekilde öteleniyor gelecekte çözülecek diye. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bizim gelecekle ilgili projelerimiz geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar yüzünden sürekli gelecek projesine dönüşemiyor. Evet. Bu da ciddi bir sıkıntı. Bakın, çok bir hocamın anlatımıyla vereyim size. Patlıcanı topluyorsunuz tarladan. Bir şekilde bitki olarak. Evet. Değil mi, sebze olarak? Onu alıp eve getiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bununla bir şeyler yapmak lazım. İşte bununla kıymalısını yapıyorsunuz, kızartmasını yapıyorsunuz, fırınlanmasını yapıyorsunuz. Onunla imam bayıldı yapıyorsunuz. İçerisine bir şeyler katıyorsunuz. Farklı farklı işlemlerden geçiriyorsunuz. Bu işlemlerden geçirebilmek için aklınızı kullanıyorsunuz. Yani düşünce denen şeyi patlıcan üzerinde deniyorsunuz. Ve ortaya o düşünceyle harmanlaşmış bir patlıcan çıkıyor. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bazıları bize inatla tarladan çıkan patlıcanı yiyeceksiniz diyor. Oysa biz arada bir düşünce süzgecinden geçmiş, acılığını yitirmiş, varsa sıkıntısı, kabukları ayrışmış, insana daha büyük mutluluk veren bir yiyecek üretiyoruz düşünceyi de eklediğimiz zaman içerisine. İki grubun da patlıcan tarladan çıktığı şekilde yenmelidir görüşünün karşısında bir görüştür sistem. Tarladan çıkan patlıcan bir düşünce sistemine sokulmalıdır. Evet. O düşünce sistemiyle oradan farklı farklı unsurlar çıkabilir. Ama en nihayetinde patlıcanı bozmuyorsunuz. Yediğiniz yemek patlıcan yemeğidir. Ama şöyle bir diretme olamaz siyasette. Tarladan çıktığı haliyle bu patlıcanı yiyeceksiniz. Yok öyle bir düşünce sistemi. İnsanlar artık ortaya konan düşünce sistemlerini, düşünceleri, ideolojileri, ilkeleri kendi düşünce sistemleri içerisinde geçirerek, harmanlayarak bir şekilde daha farklı, daha güzel bir şeyler de üretmeyi başarıyorlar. Yani belki de bu toplumsal ayrışma içerisinde şu anda en çok karşısında olduğumuz konu Kıbrıs sorunu, ki sizin açıklamanızda da ilk tarif ettiğiniz, ilk kullandığınız ifade Kıbrıs sorunu. Bu anlamda ben Sita'nın, Özlem Tokel'in değil, Sita'nın görüşlerini merak ediyorum. Nasıl bir gelecek öngörüyor ya da nasıl bir yorumunuz nedir son yaşanan gelişmeler ışığında Kıbrıs sorunuyla ilgili? Sita'nın bu konuda şu anda üzerinde çalışmış olduğu bir rapor var. Evet. Bu rapor tamamlanmadan ben Sita adına Sita'nın net bir şekilde görüşlerini ortaya koyamam. Evet. Bunu, bu da bir bilgi sonuçta. Evet. Ama bu konuyla ilgili hazırlanacak, şu anda çalışmaları da başlamış bir raporu var hazırlık aşamasında Sita'nın. Bu rapor hazırlanmadan üyelerimizle ve yönetim kuruluyla bir şekilde toplanıp netleştirilmeden evet. Kıbrıs sorunuyla alakalı net görüşü ortaya koyamam. Ama zaten yani Sita'nın Kıbrıs sorununda bir görüş ortaya koymasına çok yani yaşanan güncel anlık gelişmelerle ilgili. Güncel anlık gelişmelerle ilgili kişisel fikirlerimi söyleyebilirim. Ama Sita'yı bağlayıcı hiçbir şey söyleyemem. Evet. Sita sonuç itibariyle Kıbrıs sorununa, Kıbrıs konusuna bakışı en nihayetinde kendi raporuyla ve ortak bir akılla hazırlayarak kamuoyuna bir şekilde sunacaktır. Ama temel özü şudur. Özünü verebilirim. Kıbrıs sorunu vardır ve bir gerçekliktir. Evet. Bu ülkenin de bir çözüme ihtiyacı vardır. Bunun hangi koşul ve hangi şekillerle bu çözüme varılacağı noktasında alternatifleri vardır. Sita'nın, ama en nihayetinde Sita'nın Kıbrıs sorununa bakışı şudur. Biz bugünlerimizi sadece Kıbrıs sorununun gelecekte çözümüne bağlayamayız. Bugün hayatımızda var olan sorunların pek çoğu
Kıbrıs sorunundan bağımsız da çözümlenebilir. Dolayısıyla bugünlerimizi kurtaracak sorunların çözümlerine daha çok odaklanmalıyız. Elbette diğer taraftan da Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm arayışları devam ederken ve Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarını net bir şekilde destekliyor SİTA. Evet. Sorun ve kemal şuydu, çünkü Kıbrıs sorununda geçmiş görüşme süreçlerinden çok farklı bir yola girildiği için bu anlamda herkesin söyleyeceği söz, her kuruluşun, hele hele SİTA gibi içerisinde değerli insanların olduğu bir kuruluşun sözü de elbette önemlidir. O anlamda yapacağınız bu konuyla alakalı bir rapor çalışması var. Evet, çünkü yani hazırlanıyor. Benim burada herkese sorduğum soru, ya federal süreç ne olacak değil. Artık bambaşka bir süreç konuşuluyor. Ama doğrudur ama yanlıştır, o başka bir noktadır. Ama bu konuda yani her insanın görüşü önemlidir. Bu açıdan sormak istedim. Bu konuyla ilgili çok kısa bir süre içerisinde SİTA raporuna açıklayacaktır. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. tabii Kıbrıs sorunu kadar yavaş yavaş yani süremizi efektif kullanma açısından geçtiğimiz gün yani iç siyasetle ilgili ya da işte atıyorum çevresel konularla ilgili geçtiğimiz gün Aragadi'de bir etkiniz de oldu. Yani bu tarz noktalarda da herhalde görebiliriz SİTA'yı. Yani o sadece siyaset Kıbrıs sorunu değil, çevresel konularda da ya da diğer toplumun hassasiyet gösterdiği konularda da görüşlerini bekleyeceğiz. Dediğim gibi içerisinde çok değerli isimler var. Mesela Sayın Hasan Güngör, biz izliyorsa selamlarımızı iletelim kendisine. Meryem Hanım var, başka çok isim var. Selamlarımızı iletelim. Eklemek istediğim şey var mı SİTA konusunda? Bu konuyla ilgili eklemek istediğim elbette çok şey var. SİTA önümüzdeki Haziran ayı içerisinde. Evet. Az önce birlikte de konuştuğumuz gibi gerek Kıbrıs sorununa ilişkin konularla alakalı, gerek ülkede yaşayan insanların ortak sorunlarının tespitine yönelik ve bu tespit edilmiş sorunların bir şekilde erken ivedi bir şekilde ele alınıp onların üzerinde çalışmalar yapılması için bir kamuoyu araştırması yaptırmış durumda. Çok büyük ihtimalle pazartesi gün, eğer hazırlık aşaması tamamlanırsa pazartesi gün biz yaptırmış olduğumuz kamuoyu araştırmasını da toplumla paylaşacağız diye duruyor. Anket tamamlanmış durumda. Toplumun Mayıs ve Haziran ayındaki eğilimleri, düşünceleri, mutluluk durumu, hayatından, yaşamından ne kadar mutlu olup olmadığı, ne kadar huzurlu olup olmadığını içeren toplumsal sorunlara ve toplumun en önemli sorunlarını bir şekilde listeleyen sorun endeksini pazartesi gün çok büyük bir ihtimalle kamuoyuyla paylaşacağız. İlk çalışma olarak da bunu ortaya koyduk. Bunun üzerine ortaya çıkmış konular sırasıyla ele alınıp değerlendirilecek. Medyanın, başka unsurların, başka grupların, pek çoğunun birinci öncelikli sorunu Kıbrıs sorunu gibi görünebilir. Evet. Daha çok konuşulduğu için. Ama toplumun birinci öncelikli sorunu Kıbrıs sorunu değil. Dolayısıyla bunu net bir şekilde size bu ipucu olarak verebilirim. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan halkımızın birincil ve öncelikli sorunu Kıbrıs sorunu değil. Kıbrıs sorunu çok alt taraflarda ve gündemde de Kıbrıs sorunu olmasına karşın böyle bir durum var. Çok daha önemli sorunlarımız var. Çözüm bekleyen çok daha önemli insanların hayatlarını, gündelik hayatlarını etkileyen sorunlar var. Bunları da bir şekilde pazartesi kamuoyuyla paylaşırız diye düşünüyorum. Bu birinci kısım. İkinci kısım, keza bu ay içerisinde iki tane webinar düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi mültecilerle alakalı olacak. Önümüzdeki günler mülteci sorunlarıyla alakalı bir gün var. Dolayısıyla o güne has bir webinar düzenlemeyi düşünüyoruz. Ve bu konuyla alakalı gerekli konuk çalışmalarını da tamamlamış gibiyiz. Bunu da tarih olarak açıklayacağız. Bir başka konu, ekonomik anlamda bir rapor hazırlığında sevgili Hasan hocamız. Evet. Az önce ismini de zikrettiğin için biliyorsun ülkenin önemli ekonomistlerden bir tanesidir. Ekonomik gelişmeleri içeren, ekonomik geleceğimizle ilgili öngörülerin ortaya konduğu bir rapor hazırlığı içerisinde. Onu da büyük bir ihtimalle Haziran ayı tamamlamadan açıklamış oluruz. Evet. Bir başka konu var.
sevgili Nazım hocamızın bir şekilde hazırlamaya başladığı özel bir konuyu içeren bir webinarımız daha var. Temmuz ayı bir miktar raporlama çalışmalarıyla geçecek gibi duruyor. Ağustos ayında şöyle bir durum var. Ağustos ayı içerisinde iki tane büyük çalıştayımız var bizim. Bu iki tane büyük çalıştayın konularını da gelecek programımızın içerisinde açıklarız. İnşallah bekleriz tabii ki. Şimdi tam bu noktada bu sorular gibi her ne kadar biz yani SİTA ya da yani bizi izleyenler yanlış anlamasın da eş zamanlı bir şekilde benim telefonum çalıyor. Ortak bir tanıdığımız alıyor. Levent ona takıldı, ona geliyor. Yani kesin ama. Sayın Kılıçdaroğlu burada. İlginç bir ziyaret. İlginç bir sözü var. Yani bu anlamda senin de takdirine sana sormak isterim. Milli Dava olarak baktıkları Kıbrıs sorununa geçen 50 yıllarda artık akademinin bağımsız ve hür olarak bir devlet olarak hür ve bağımsız bir devlet olarak tanınmasına destek verdiklerini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Türkiye ana muhalefeti de zaten gerçi CHP'nin eskiden beri böyle bir noktası vardı. Bunu Sayın Tatar'ı ziyaretinde de bir kez daha vurguluyor. Diyor Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti arkadaşı olarak Kıbrıs'taki çözüm siyasetini hep birlikte desteklemeleri gerektiğini vurguluyor. Çünkü karşıdaki zihniyet Kıbrıs'ı bizimle paylaşmak istemiyor diyor. Sayın Kılıçdaroğlu ziyaretiyle ilgili bir görüşün var mıdır? Elbette vardır da bir şeyler paylaşmak yani istemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu aslında pek çok insan birbirine bunu sormuştur. Yani gerekçe nedir? Ziyaretinin gerekçesi nedir? Tamamen bir siyasal iletişimci gözüyle yorumlayabilirim. Evet. Haliyle biliyorsunuz yani burada her iki grubunda yani gerek CHP'nin gerek Türkiye'de bulunan diğer partilerin, AK Parti'nin ciddi anlamda bir seçmeni de var. Onların seçimlerinde de oy kullanan gruplar var. Özel bir süreç içerisinden geçiyoruz. Muhalefet, Türkiye muhalefeti bu özel geçmiş olduğumuz Türkiye'nin içinden geçmekte olan bu özel süreci bir şekilde PR'a dönüştürme noktasında. Keza o özel süreç içerisinde anılan Kutlu Adalı isminin çok fazla geçmesi, adayla bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekçelerden bir tanesi olabilir mi? Büyük bir ihtimalle olabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda en önemli rakipleri olan AK Parti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütsel anlamda yürütmüş olduğu faaliyetler, CHP'nin yürütmüş olduğu faaliyetlere göre çok üst düzey durumda. Belki de oradaki bir eksikliği gidermek için. Yani Kıbrıs'la biz de ilgileniyoruz. Kıbrıs sorununun paydaşlarından bir tanesi de biziz. Evet. Yani bizim tek konumuz sadece Türkiye değil. Aynı zamanda uluslararası politik anlamda, uluslararası politika da üretebilecek bir kimliğe sahibiz. Dedirtmek için bir algı çalışması olabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Tamamen bunlar tahminim. Siyasal iletişim mesleki evet, bir evet. Tahmin yapıyorum. Ama net bir şekilde işte hangi gerekçeyle, şu gerekçeyle mi, bu gerekçeyle mi geldi konusunda kendi açıklamıştır zaten. Kendi de açıklayacaktır. Evet. Bu bugünkü görüşmede yani az önce ben de Cumhurbaşkanı'ndaydım. Yani bu oradaki açıklamasının öne çıkan unsurlardan biri buydu. Şu anda da Sayın Başbakan tarafı, Sayın Başbakan'ı ziyaret ediyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Burada da verilecek olan mesela... Buna benzer sevgili Levent, buna benzer ilişkilerin geliştirilmesi son derece önemlidir. Evet. Türkiye'ye kakadece ilişkileri tek yönlü yürüyebilecek ilişkiler değildir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ilişkileri bir parti üzerinden yürütülebilecek ilişkileri aşan ilişkilerdir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın, Meclis Başkanı'nın, milletvekillerinin Türkiye'deki bütün siyasal partilerle istedikleri zaman uygun gördükleri şekilde ve yapılan programlarla istişare etmeleri gayet doğaldır. Bunun tek yanlı yürümesi sıkıntı yaratır. Bütün partilerle görüşmek herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Zira Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların Türkiye, bir kısmı bu jargonu kullanıyor. Yani ana vatanımızdır, bir kısmı kardeş vatanımızdır diyebilir. Evet. Adını ne isterseniz koyun. Ama en nihayetinde burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının muhatabı Türkiye'nin genelidir. Türkiye'dir. İlişkileri çok fazla siyaset üzerinden, siyasal partiler üzerinden okumamakta fayda vardır. Buna benzer ilişkiler kötü ilişkiler değildir. CHP de gelecek, MHP de gelecek, AK Parti de gelecek. Buna benzer Türkiye'de siyaset yapan İYİ Partisi de gelecek. Diğer unsurlar da gelecek. Bir şekilde bunlarla bağını geliştirecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı. Gelişmesi de gayet normaldir.
Çünkü gelişmesini motive eden başka unsurlarımız da vardır. Evet. Bizim ülkemizin şartlarına özel unsurlar da vardır. Zira ülkemizin vatandaşı olan önemli bir miktar vatandaş aynı zamanda Türkiye seçmenidir. Bu seçmene yönelik faaliyetlerin yapılması noktası zaten geçtiğimiz günlerde meclise dahi konu olmuştu. Bunun bir şekilde yasallaşması, düzenlenmesi ve belli kriterlere bağlanması noktası. Bu konular da ele alınmalıdır bu süreçler içerisinde. Yani bu ilişkiler bir şekilde doğası gereği gelişmek zorundadır. Çünkü bu insanların seçmenleri önemli bir miktar. Evet. Yani 6-7 tane ilden daha büyük miktarda seçmeni vardır. Türkiye seçmeni vardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla siyasal partiler için artık önemli bir seçim merkezi haline de dönüşmüştür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bunu da unutmamakta fayda vardır. Şimdi tabii önümüzdeki süreçte Türkiye'nin KKDC ile birlikte yürütmekte olduğu iki devletli çözüm politikası, yani Eylül gibi belki de hareketlenmesi bekleniyor. Önümüzdeki yani Eylül'de New York'ta meşhur BM Genel Kurulu toplantıları içerisinde belki yine bir görüşme olabilir. Bu anlamda yani bunun bir bu süreci çok iyi bilen bir ikisinden biri olduğunu ben de yakinen izledim. Yani bu politikayı öncelikle bir söylem politikasından çıkıp bir reel politik haline dönüyor yavaş yavaş. Yani bu işler gerçi birazcık tankerin limana girmesi gibidir. Bir anda olmasa da yani artık bambaşka bir söylem, bambaşka bir siyasi jargon var masada. Bambaşka bir nokta var. Ülkede bir kısım bunu reddediyor. İşte bütün haklarımızı federal çözümle elde ettiğimiz bütün federal çözüm süreçlerinde elde ettiğimiz bütün hakları kaybediyoruz. Bir ve tekrardan federal sürece dönelim diyor. Böyle bir ayrışma var ülke içerisinde. Bunu nasıl yorumlarsın siyasal iletişim açısından bundan sonrası için bu ayrışmanın giderek belki de kalıcı hale gelmekte olduğu ya da eskiye oranla daha da kalın çizgilerle olduğu toplumsal ayrışma açısından nasıl yorumlarsın? Şimdi ortada bir söylem ve bir vizyonun hayat bulması var. Evet. Seçim öncesini ele almak lazım. Lütfen. Seçim öncesi Sayın Ersin Tatar iki devletli çözümü masaya getireceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Evet. Şimdi bu söylem neden masaya gelmiştir konusunda Ersin Tatar suçlanamaz. Yani bir kere onu netleştirelim. Evet. Tez çürütülebilir. Yani neden bunu masaya getirdiğin şeklinde suçlanamaz. Ama şu olabilir. Bu ortaya koymuş olduğunuz tez bizi bir yere vardırmaz. Bu eleştirileri de normal kabul etmek lazım. Evet. Bizim kullanmamız gereken tek yol, tek çözüm modeli federasyondur diyen de çıkacaktır. Çıkmalıdır da. Bunu da normal karşılamak lazım. Bu işin bir kısmı. Ama ikinci bir bacağı daha var işin. Sonuç itibariyle müzakere sürecinin en önemli bacaklarından bir tanesi olan, en temel bacaklarından bir tanesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs müzakereleriyle ilgili ortaya koyduğu temel görüşle, şu anda Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu temel görüş de örtüşüyor. Ortak bir hareket alanı var. Bütün bunlar olmasına rağmen bu yaklaşıma eleştirel görüş gelebilir. En nihayetinde 5 yıllık bir görev süresi var Ersin Tatar'ın. Evet. Ve Ersin Tatar bu görev süresi içerisinde bu ortaya koymuş olduğu kendi vizyonunu hayata geçirmek için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyacak. Belki BEM'e sizin ortaya koymuş olduğunuz bu yeni vizyon bizim ortaya koymuş olduğumuz parametrelere uygun bir çözüm yapısı değil. Dolayısıyla biz sizin ortaya koymuş olduğunuz bu çözümü desteklemiyoruz. Dolayısıyla müzakere etmenin de herhangi bir anlamı yoktur diyebilir. Der mi? Bence demez. Diyebilir mi? Deme olasılığı da var. Veya Güney Kıbrıs sizin ortaya koymuş olduğunuz iki devletli yeni vizyonunuza biz karşılık veremeyiz. Görüşmelere gelmiyoruz. Bu görüşmeler kesilmiştir. Artık müzakere etmenin de bir manası kalmamıştır diyebilir mi? Diyebilir. Dolayısıyla bir süreç içerisinde bu ortaya konan vizyonun nasıl tepkilerle karşılaştığını yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Evet. Diplomasi denen şey, dış politika denen şey dinamiktir. Sabit bir noktaya bağlayamazsınız. Ülkenizdeki konjonktürel değişimler, bölgenizdeki konjonktürel değişimler, dünyadaki konjonktürel gelişmeler sizin diplomasi bacağınız ve dış politika bacağınızı geliştirmeyi, değiştirmeyi, dönüştürmeyi emredebilir belli süreçlerde. Çok basit bir örnek vereyim.
dün 5 sene önce Türkiye'nin Suriye politikasıyla 5 sene sonra Suriye'nin Türkiye politikası aynı mıydı? 5 sene öncenin Mısır politikasıyla 5 sene sonra Mısır politikası aynı mıdır? Amerika-Türkiye arasındaki ilişki modellemesiyle bugün Amerika ile Türkiye arasındaki ilişki modellemesi aynı mıdır? Bugünün Türkiye'si ile Rusya arasındaki ilişki modellemesini bundan 20 sene önce görebilir miydik? Dolayısıyla gördüğünüz üzere bazen belli koşullar, belli konjonktürel gelişmeler ve değişimler sizi yeni dış politik açılımlar ortaya koymaya zorlar. Evet. Eğer Kıbrıs Türk siyasileri de mevcut ortaya konan vizyonun herhangi bir amaca hizmet etmediğini ve Kıbrıs Türk halkına kötü anlamda ciddi zararlar verdiğini görürlerse, haliyle onlar da bu toplumun bir ferdi olarak, haliyle onlar da 3-5 sene sonra seçime girecek ve bu seçimde yargılanmak istemeyen, bu seçimi kaybetmek istemeyen insanlar olduğundan, toplumun da beklentilerine uygun olarak ve toplumun çıkarlarına uygun olarak gerekli politik değişimler ve dönüşümler yapabilir. Bu işin birinci kısmı. Ama belki de şu olur. O bugün olmaz denilen vizyon bir şekilde değişen ve gelişen konjonktür sayesinde olur alır ve o noktada yeni bir yol yürümeye başlanabilir. Bu da yaşanabilir. Topyekün redçi, topyekün kabulcü olmamakta fayda var. Süreçleri gözlemlemek lazım. Süreçlerde en nihayetinde sizin dikkat etmeniz gereken unsur Kıbrıs Türk toplumunun ciddi zarar görmemesini sağlamak. Hiç zarar görmemesini sağlamak hatta. Evet. Kar fayda sağlamasını, bu süreçlerden fayda sağlamasını temin etmeniz lazım. Evet. Şimdi bu kapsamlı politika değişikliğini ileri götürmede hem bir vizyon, bir de güç lazım, bir de kamuoyu desteği lazım. Ancak KKTC içerisinin bütününde bir farklı siyasi tartışmalar ya da işte iç siyasi tartışmalar, erken seçim tartışmasıdır, işte başka tartışmadır, hükümettir ya da işte siyasi partiler her birinin kendi içinde başka noktalar. Bu vizyonu birazcık toparlamada sıkıntı yaşanıyor gibi görüyorum ben. Çünkü siz önce güçlü olacaksınız ki karşınızdakini ikna edebilirsiniz. Ama yani bunu sadece bir söylemi olarak kullandığınız zaman BM gibi, Rum tarafı gibi noktalara karşı geçemiyor. İçinizde birlik değilsiniz ki karşıya geçsin bu söz diye bir çok sizin de çok iyi bildiğiniz bir jargon var. Bu anlamda yani Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Türk yönetimi, Sayın Tatar sizce ne yapmalıdır? Tavsiyeniz nedir? Ne olabilir bu noktada? Merak ediyorum çünkü sizin görüşlerinizi. Yani iç münazalar zaman zaman kendisiyle ilgili yaşanan bazı noktalar, bazı tartışmalar yani iç siyaset malzemesi olarak ama bunun dışı yansıdığını görüyorum. Ne söylemek istersiniz bu noktada? Benim bugün aslında bu konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımım var. Evet, biliyorum. Çok içsel meselelerle ilgiliydi bu. Ama elbette dış meselelerle alakalı da olur. Çağımız herkesin elinde bir cep telefonuyla, yani bir fotoğraf makinesiyle gezdiği bir çağ. Dolayısıyla siyasiler, sanatçılar ve popüler insanlar bu sizinle fotoğraf çekebilir miyiz talepleri karşısında maalesef bu çağda yeniliyorlar. Evet. Yani buna çok fazla direnme şansları yok. İnsanlar ellerindeki bu fotoğraf makinelerini bir şekilde o şöhretli insanlarla, makam sahibi insanlarla, siyasilerle fotoğraf çekmek için kullanıyorlar. Evet. Şimdi açıkça konuşmakta fayda var. Yani insaflı davranmak lazım. Şuradan insaflı davranmak lazım. Nereden insaflı davranmak lazım? Ya hangimiz güvenlik soruşturması bekliyoruz ki biri bizimle fotoğraf çektiği zaman? Yani benimle çok fazla fotoğraf çekilmiyor da. Yani hangi siyasi, durun bakalım bu arkadaş getirsin temiz kağıdı, temiz kağıdı getirmeden ben bu arkadaşla fotoğraf çektirmem diyen bir politikacımız var? Yok. Peki şunun garantisi var mı? Bu bugün temiz diyebildiğiniz sizin veya bizim. Kaç tane politikacıyla fotoğrafımız var? Yığınla. Son 25 senedir bu ülkeye damgasını vurmuş, seçilmiş bütün cumhurbaşkanlarıyla. Seçilmiş bütün başbakanlarla, seçilmiş bütün milletvekilleriyle, atanmış bütün bakanlarla, belki sizin de fotoğrafınız var, benim de fotoğrafım var. Bu şunun garantisi midir? Yarın ben aklımı yitirip, Allah göstermesin, Allah yazdıysa olsun, hiç olmayacak bir işe bulaşırsam, şimdi bu o insanları topyekun işbirlikçi mi yapacak? Hı. Yapmaz. Dolayısıyla bu konuda biraz insaflı davranmakta fayda var. Elbette Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamın ekipleri de bu konuda bir miktar uyanık olmalıdır. Yani çekilecek fotoğrafların nasıl çekileceği, hangi kareye gireceği,
hangi şekilde resimlendirileceği, o karede olanların olabildiğince hangi grupların üyesi olduğunu bilmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti sunmak da elbette bu grupların görevidir. Yani onlara da düşen ciddi görevler vardır. Zira bütün bir cumhurbaşkanının ülkede kim varsa, hele hele yurt dışı gezilerinde, yurt dışı gezilerine gidildiği zaman kimin kim olduğu, kimin ne zaman altından ne çıkacağını bilebilme ihtimali çok zayıftır ve çok düşüktür. Bu bağlamda doğru sentezlemek lazım olayı. Fotoğraf meselelerine takılmaktan öteye geçmek lazım. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünlerde karşılaşmış olduğu en büyük sıkıntı şu. Herkesin taraftarı ve aleyhtarı vardır. Ama bu büyük olur, küçük olur. Kimi zaman %30 sizi destekler, kimi zaman %50 destekler, kimi zaman %5 destekler. Hiç fark etmez. Ama siz ortaya bir tavır koyduğunuz zaman, eğer veya size karşı bir tavır koyulduğu zaman sizin bir destekçi kitleniz vardır. Ve o da sizi savunur. Savunucu kitlenizdir o. O size açılan yayılım ateşini engelleyecek en temel katman odur. Yani sizin medyadan, sizi bulunduğunuz makamın duvarlarından, sizi içinde bulunduğunuz sahadan, partinizden daha çok koruyacak ve kollayacak ve savunacak grup size inançla bağlı, samimiyetle bağlı o gruptur. O grup aradan çekildiğinde direkt bütün saldırılarla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Yüzleşmiş olursunuz. Savunucunuz olmaz. Bu sizi bir müddet sonra sizin diğer savunucularınızı da, diğer ekip arkadaşlarınızı da suskunluk sarmalına mahkum eder ve bu son derece yayılgan bir şeydir. Aynen ot gibidir. Suskunluk sarmalı bitmeye başladığı zaman, bir şekilde filizlenmeye başladığı zaman adım 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 çoğalır. Suskunluk sarmalı bir müddet sonra hiç kimsenin sizinle alakalı ne bir savunma yapmasını, ne savunduğunuz fikirlerle alakalı herhangi bir savunma yapmasını engel olur. Bunları yapamazsınız. Yapmazlar. Bu kez sizin ortaya koyduğunuz fikir güçsüzleşir. Size karşı ortaya konan fikirler daha çok ön plana çıkar ve siz o yalnızlıkla birlikte kamuoyu desteğinizi kaybedersiniz. Son dönemler içerisinde, özellikle son bir aylık süre zarfında Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yöneltilen hemen hemen bütün eleştirilerde haklı veya haksız. Ben haklı veya haksız olduklarını tartışmıyorum. Bazıları haklı da olabilir. Bu eleştirilere karşı herhangi bir savunma mekanizmasının veya refleksin geliştiğini göremiyorum. Göremiyorum. Bu refleks gelişmelidir. Sorun budur. Ve bu sorunun üzerine gidilmelidir. Eğer bu refleksi siz geliştiremezseniz, bu yani bir gönüllü ordusu da sizi çıkıp hakkınıza, hukukunuzu savunmuyorsa, sosyal medya gibi bir ortamda ya çok ayıp ediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı diyen sayısı bir elin parmaklarını geçmiyorsa, bu üzerinde konuşulması gereken bir şeydir. Sevgili Levent, bu ciddi 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 düşünülmesi gereken bir şeydir. Bu konuda büyük bir ihtimalle yakın bir gelecekte kendileri de bu sürecin o yöne doğru evrildiğini fark ederek gerekli çalışmalar yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu son cümle de hayli ilginç. Bu tabii konuşacak çok şey var bu konuda. Ben kamu yayıncılığı içerisinde kelimelerimi seçe seçe söyleyip son sorumu yöneteceğim. Yani bu noktada hep gelecekte ne olur? Gelecek öngörümüz nedir? Siyasi olarak bir yani bütün anlamda bir sağ görüş içerisinde, çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde bir takım açıklamalar, kurultay beklentileri, ziyaretler var. Yani sağ siyaset açısından nasıl bir fotoğraf çekersiniz? Son soruyu da böyle sorayım. Sağ siyaset de bilinmedik hiçbir şey olmuyor aslında. Geleneksel anlamda sağ siyasetin alışkın olduğu parçalı, birbirlerini kırmaya çalışan grupların mücadelesiyle geçen bir sürece girmiş durumda. Her kurultay döneminde olduğu gibi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ulusal Birlik Partisi'nin alın bütün kurultay tarihi süreçlerini inceleyin. Buna benzer pek çok unsura rastlarsınız. Evet. Ulusal Birlik Partisi adeta bundan beslenir duruma geldi.
Yani bu parti içi mücadele, bu parti içi bir şekilde yarış aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi'ne başka dönemler içerisinde enerji de yüklüyor. Ama dönem değişiyor. Bu yeni iletişim alanı, yeni iletişim sahası, yeni iletişim aygıtlarının devreye girmesi, bu parti içi çekişmelerin diye nitelendirdiğimiz çekişmelerin partinin dışına kaymasına ve bütün milletin, bütün seçmenin bundan haberdar olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla artık parti içerisinde yaşadığınız herhangi bir çekişme parti içine hapsolmuş, yani kol kırılıyor ama yen içinde kalıyor durumu yok, kalmıyor. Bunlardan rahatsız olan bu ülkede artık ciddi bir kesim var. Yadsınamayacak bir kesim var. Partilerin kemik oylarında çok ciddi bir erime var. Kemik dediğimiz oylarda. Yüzer gezen ve günün koşullarına göre, ya uygulanan politikalara göre, konjonktüre göre oy veren çok önemli bir kesim oluştu. Evet. Bu eskiden %10'larla %15'lerle yüzer gezer oy denirdi bunlara. Bu oylara yüzer gezer oy dediğiniz oylar %15'ler seviyesindeydi. Artık bunlar %40'lar seviyesinde. Bir seçimin kaderini bir anda etkileyebilecek kadar büyüklükte bu seçim, bu kitle, seçmen kitlesi. Dolayısıyla artık partilerin de parti içi yapılacak yarışlarda bir miktar daha düşük tonda konuşması lazım. Medya üzerinden yürütülen bu kavga, medya üzerinden yapılan bu saldırılar aynı zamanda eskiden partilere çok fazla zarar vermezdi, artık partilere de zarar veriyor. Bu konuda Ulusal Birlik Partilerin bir miktar daha fazla dikkat etmeleri lazım yaşadıklarına. Bu süreçte Cumhurbaşkanı'nı çok önemli bir gene bir risk bekliyor. Ulusal Birlik Partisi, Ulusal Birlik Partisi kökenli Cumhurbaşkanı unutmayın. Evet. Ve Ulusal Birlik Partisi kurultayı var. Ulusal Birlik Partisi kurultayları Cumhurbaşkanları için her zaman ciddi anlamda kriz noktasına dönüşen uygulamalardır. Hatırlayın geçmişi, geçmişte de öyle olmuştur. Yani Sayın Denktaş döneminde de öyle olmuştur. Sayın Eroğlu döneminde de öyle olmuştur. Ve çok büyük bir ihtimalle Sayın Ersin Tatar döneminde de böyle olacaktır. Yani bu işten bir miktar kurtulmak yoktur. Orada mutlaka birilerinin ziyareti, birilerininle ilgili yapmış olduğunuz bir görüş bildirimi ve birileriyle ilgili ortaya koymuş olduğunuz bir tavır sizi bir anda taraf durumuna sokar ve bu da ciddi bir risk taşır, ciddi bir yıpranma getirir. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde ciddi bir risk vardır. O bağlamda ilişkilerini dengede tutmasında fayda görüyorum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Keşke önümüzdeki süreçte daha çok sizinle bu ortamda buluşmak isteriz. Her ne kadar şimdilik yaz döneminde Sayın Baykan Hanım'la her salı buluşacaksanız da arada belki bu tarafa da sizi alırız bir haftada ya da ayda birkaç gün ve farklı bir perspektiften değerlendirmeye çalışırız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışmanıza başarılar dilerim. Sağ olun. Kolay gelsin. Gerek SİTA içerisinde, gerekse sizin meslek alanınız içerisinde çalışmanıza yürekten başarılar eklemek istediğim bir şey var mı? Buradan sonsuz olarak SİTA'ya dönelim, başa buyurun. Dönelim. Son yapmış olduğum bütün konuşmalar mesleki konuşmalardı. Tabii ki. Ama en başında SİTA ile girmiştik. Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi nin kapıları gaylesi Kıbrıs olan herkese açıktır. Sosyal medya hesaplarından, web sitesinden ve tanımış oldukları site üyelerinden bize ulaşabilirler. Farklı farklı bilim alanlarında farklı farklı çalışma grupları oluşturma gayretindeyiz. Dolayısıyla kapılarımız herkese açıktır. Sakın ola şey düşünmesinler, yani herhangi bir partisel işte şu partideniz biz bu partideniz acaba olur mu diye. Gaylesi Kıbrıs olan herkese kapılarımız açıktır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Siyasal iletişim uzmanı Sayın Özdemir Toker ile kurmuş oldukları SİTA düşünce kuruluşunu birazcık değerlendirdik. Biraz da tabii güncel konular üstünde çarpıcı ve değerli yorumlar için kendisine teşekkür ederim. Hayırlı önemliydi böylesi kritik bir günde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saat 12'de yeniden karşınızdayız. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim.